Provalar. Atletini açar mısın bir? Aç aç atletini. Evet arkadaşlar, şimdi Ezgi'ye bıçak makas testi yapacağız. İlk bunu gördüm, o yüzden bunu tutacağım. Aç bakalım, hadi bakalım. Sadece 10 dakika gezdik ve sonuç bu. Erkek olduğunu öğrenirsem şunları alamadığım için biraz üzülebilirim. Deserve somebody better than you. I keep trying to get on with my life. Yes, I do. I keep telling myself that I'm fine. It's not true. Çiçeklerini de yanına koy. Aynen. Ama sen şöyle tut, aşkımızı şöyle atla. Tamam. Herkese merhaba. Bugün videoyu seçiyorum. Ay, teşekkür ederim. Uzun lüli lü. Saçları rüzgar. Bu. Yeniden herkese merhabalar. Vlog çekmeyi unutmuşum resmen. Nursena ile Bebiş buradaydı. Kahvelerimizi içtik, sohbet ettik. O sırada doğru düzgün bir şey çekmemişim resmen. Uzun süredir vlog çekmediğim için şu anda çok garip geliyor. Şu anda ara tatildeyiz. O yüzden videolara dönmenin tam zamanı diye düşündüm. Bana çok güzel çiçekler getirmişler. Bakar mısınız? Çok güzel papatyalar. Ve en güzel anneye yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bunları vazoya koyacağım. Bu hafta biliyorsunuz hem ara tatil hem de bayram. Biz Kars'tayız, evde olacağız. Aslında daha önceden ara tatil için biraz plan yapmıştık. Rize'ye gidecektik. Hatta yer de ayırtmıştık ama daha sonra hamile olduğumu öğrenince riskli dönemde seyahat yapmak istemedim. Aslında doktor yasak değil dedi ama hani bu dönem olmasa daha güzel olabileceğini söyledi. O yüzden biz de evde kalıp dinlenmeyi tercih ettik. Antalya'ya gitmemize de zaten 2 ay kadar kaldı. 16 Haziran'da okullar kapanacak. Ben de bu hafta evde biraz dinleneceğim. Bugün dediğim gibi Nursena'yla da çok fazla bir şey çekemedim. Uzun süredir de görüşmüyorduk. Çok özlemişiz birbirimizi böyle sohbet etmeyi. Yarın sabah kahvaltıya gelecekler Doğuş'la beraber. O zaman zaten videoyu devam ettiriyor olurum. Şimdi şu çiçekleri bir vazoya koyayım. Know that I know I'm chasing a dream that's not real. And you know that I know losing can be part of the deal. I don't know why I give you so much. Biraz önce vazoya koymuştum çiçekleri ama çok sıkıştılar ve biraz uzun geldi gözüme. O yüzden şimdi çıkardım. Tek tek kesiyorum. Böyle daha iyi suyalayacaklarım bence. Böyle daha iyi oldu sanki. Ertesi günden günaydın. Dün videoya devam edememiştim. Sabah hiç devam edemedim çünkü koştur koştur bir şeyler hazırladım. Şöyle poğaçalar falan yaptım. Daha masayı kuramadım. Onlar da yoldalarmış, geliyorlarmış. Şimdi hemen hazırlıklara devam ediyorum. Pankek hamurum dolaptaydı. Pankek yapacağım. Artık onlar gelince de biraz devam ederim mecburen. Ve geldiler bile. Hello.
Yeniden aynı ailesi. Ya günaydın. Ekranların özlenen yüzü. Çok tatlı. Benim her sefer komedayı bekleme heyecanı. Merhabalar, iyi günler. Çocuğu atmasaydın üzeri beni. Hangi kaldı? Bu ayakkabılar ne ya? Büyümüş mü amcası? Kocaman olmuş. Kaçmayı öğrendim, biliyor musun? Provalar. Deneme. Oturuyor. 8 aylık oldu artık. Atletini açar mısın bir? Aç atletini. Bakayım. Ayaa. Sürpriz. Çok güzel. Daha güzel yapmıştım ya. Bilmiyorum. Belki hani böyle tam doğru söylüyorum. Çekiyor musun şu an? Çekiyor. Ezgi iyi bir öğretmen olduğu kadar her zaman iyi bir aşçı da. Afiyet olsun. Çok güzel. Başlayın, acıktınız. Evet arkadaşlar, şimdi Ezgi'ye bıçak makas testi yapacağız. 2 minderin altına birine makas, birine bıçak koyacağım. Ona göre de böyle bir batıl bir inanış ama bir test yapacağız şimdi. Ezgi bunlardan birini seçip oturacak, bakalım hangisi. Makas olursa kız demek oluyor, bıçak olursa erkek demek oluyor. Tamam, şimdi Ezgi'yi alalım sahneye. Buyurun açın bakalım Hoş Bey. Ben şöyle geçeyim. Otur bakalım. Ya ilk bunu gördüm, o yüzden bunu atacağım. Aç bakalım, hadi bakalım. Ne var be abi? Kız çıktı direkt. Evet, makas, kız. Tüm YouTube alemine diyeceğiz, herkes erkek diyor ama. Ay inanmıyorum ya. Bence de kız, ben de inanmıyorum. Artık inandım. Zor. Direkt onu mu hissettin? Aynı, direkt onu gördüm böyle kapıdan girince. İkinci kız. Bakın. Baba gidiyor, güle güle de babaya. Babaya zarla. Babaya zarla. Görüşürüz baba. Babaya zarla. Ne zaman babaya? Görüşürüz. Ara. Akşam. Vedalaşmıyorum, birazdan gel. 5 dakika sonra görüşürüz. Bilin bakalım nerede. Evet, bekle. Bay bay. Bay bay. Şimdi kahvaltıdan sonra Nursena ile ebeveye gidiyoruz. Daha önce hiç gitmedim, bir gezelim dedik beraber. Hoş geldin. Ve ebeveyn de aranan ismi tabii. Ay bunlar çok güzel kokuyor mu? Çok güzel. Aşırı heyecanlıyım şu an. Keşke cinsiyeti belli olsaydı. Başlıyor. Ebeveyn en çok ihtiyacı atlet. Lütfen atlet al. Bol bol atlet. Bak senin alacağın şunlar yeni doğan. Ama kız olursa aslında ben değil mi? Yani ben erkeğe de aslında alındığını gör. Erkek olduğunu öğrenirsem şunları alamadığım için biraz üzülebilirim. Bana gelen tatlı. İkinciyi doğurma isteği. Bu nedir bu? Çok güzel. Bakayım bedeni var mı? Şunlar da çok güzel yazın giymesi evet, için evet, kolları. Evet, cıbıl cıbıl onları yer. Evet arkadaşlar. Sadece 10 dakika gezdik. Ve sonuç bu. Sana uzun geldi galiba. Saçların. Bakar mısın? Ya şöyle, sen hamisin artık. Yorulman çok normal. Bunlar güzel belirtiler. Bebek büyüyor demek. Okulda da böyle bir fenalaştın ya. Evet. Gözlerim kadar çok kötüydü. Bu dinlene halledeceğiz hepsini. Evet. Gezeceğiz. O zaman öpüyoruz. Bir sonraki durağımıza görüşmek üzere. Yalnız kanalım bir anda boyut değiştirdi. Oyuncakları falan geçti. Böyle. Bu inanılmaz işe yarıyor. Bebeğin hem odağını değiştiriyor zaten. Bak şurada küçük maymunlar var. Böyle. Beşin evet, kenarına bağlıyorsun. Güzel. Bayağı oyalıydı yani. Bak dönmüyor bile. Bak çeviremiyorsun. Evet, gördün mü? Tekrardan merhabalar. Dün en son ebeveye gitmiştik biliyorsunuz. Aldıklarımı gösterme fırsatım olmamıştı. Aslında çok fazla bir şey almadım. Cinsiyeti belli olsa
O kadar çok beğendiğim şey oldu ki özellikle kız bebek kıyafetleri gerçekten çok tatlıydı. Böyle hepsine baktım ama artık cinsiyetini öğrendikten sonra tekrar gideceğim. Hayatımda da ilk defa gidiyorum. Bu arada gerçekten çok tatlı şeyler vardı. Şimdi aldıklarımı göstereyim. Aslında bebeğin doğumuna yakın muhtemelen yaptığım tüm alışverişleri içeren ayrı bir video paylaşırım. Ama böyle vloglarda da ara ara aldığım şeyleri göstermek istiyorum. Öncelikle şu zıbını aldım. Çok tatlı. Bu iki cinsiyete de olur diye düşündüm. Üzerinde şöyle desenler var. Arabalı, gökkuşaklı, güneşli. Gerçekten çok tatlı. Fermuarlı bir zıbın. Fermuarlar daha kullanışlı oluyormuş. Arkadaşım da öyle söyledi. Böyle beğenip aldığım ilk kıyafeti bu oldu. Daha sonra şöyle bir kundak aldım. Bu da yeni doğan içinmiş. Şöyle kundak diye geçiyor. Bunlar eski usul kundaklara göre böyle fermuarlı. Bebek elini ayağını daha rahat hareket ettirebiliyormuş bunlardan. Yani kullanır mıyız bilmiyorum. Kundak hakkındaki düşünceleriniz neler? Yine de böyle bir alayım bulunsun dedim. Belki ilk zamanlar kullanmak isteyebiliriz. Şöyle yine yeni doğan için altılı ağız mendilleri aldım. Bunlar da çok lazım oluyormuş. Bu da ilk oyuncağı galiba. Böyle hışırtılı minik bir kitap. Bunlar bebeklerin dikkatini çekiyormuş. Böyle üzerinde işte figürler var. Böyle hışırtılı ses çıkarıyor. Şöyle yine parmak kuklaları aldım dikkatini çekebilmek için. Parmaklara takılan renkli kuklalar. Ve arkadaşımın önerisiyle şu ilk zeka kartlarından aldım. Bunları açmıyorum. Böyle en son kullanacağımız zaman açarız. Bunlar da faydalı oluyormuş. Sanırım şu şekilde hayvanlar, desenler, şekillerin olduğu kartlar çıkıyor içerisinden. Şimdilik aldıklarım bu kadar. Dediğim gibi her şey çok güzel, çok tatlı şeyler var. Ama artık büyük alışverişimizi cinsiyetini öğrendikten sonra ve yaz tatilinde yapmayı düşünüyorum. Bu kadar küçük olacak mı? Gerçekten inanamıyorum hala bunlara bakarken. Evet, ebebek alışverişim şimdilik bu kadardı. Şimdi çok merak ettiğim bir kutuyu sizinle beraber açmak istedim. Bu kutu ablamdan geldi, bana göndermiş. Geçen hafta Bosna'ya gitmişlerdi eşiyle beraber. Sana bir şeyler aldım dedi, oradan çok beğeneceğim. Çok merak ediyorum gerçekten. Ne çıkacak? Bu da biraz önce geldi kargodan. Değişik bir kahve çıktı içerisinden. Evet, bunu bekliyordum. Daha önce de Mısır'a gitmişlerdi. Oradan böyle bir Mısır piramidi almış. Bana verme fırsatı olmamıştı. Onu da koymuş kargonun içerisine. Çok güzel bir piramit biblo. Ve yine Mısır'dan bir magnet var. Yalnız benim gösterdiğim şey sanırım çok karanlık çıkıyor. Şu açıyı bir değiştireyim. Evet, keşke daha önce bu tarafa koysaymışım. Gösterdiklerim çıktı mı bilmiyorum ama şunu tekrar göstereyim. Şöyle bir Mısır piramidi biblo. Bayağı da ağır. Şöyle bir açacak şeklinde magnet. Yine Mısır'dan. Burada galiba bir sos var. İçerisinden bir sos çıktı, böyle kahvaltılık sos gibi. Ajvar yazıyor üzerinde. Bunu muhtemelen Bosna'dan aldı. Çok merak ettim tadını. Bunu da beraber deneriz. Yine Mostar Köprüsü'nün bir magneti çıktı. Ve sanırım bu tahmin ettiğim şey. Çünkü çok sevdiğim bir şey dedi. Halil ve annem kar küresi olabileceğini düşündü. Çok güzel. Gerçekten harika. İçerisinde Mostar Köprüsü'nün olduğu bir kar küresi. Koleksiyonumda çok güzel duracak. Hala koleksiyonumuz çok küçük ama çok yakışacak onların yanına. Çok teşekkür ediyorum ablama da buradan. Hepsi birbirinden güzel. That I know I'm chasing a dream that's not real.
You know that I know losing can be part of the deal. I don't know why I give you so much, but I do. You said you couldn't give me your heart. Well, I knew. Hava bir anda inanılmaz derecede bozdu. Biz de tam dışarı çıkmayı planlıyorduk ama hayatta çıkmayız bu havada. Sadece yağmur değil, inanılmaz bir rüzgar var. Çok şiddetli. Evet, Halil'in çocuğun aldığı ilk şey deniz botu. İleride böyle binmeyi hayal ediyor bakalım. Bir kontrol edelim dedik. Patlak mı, nasıl? Ama çocuk daha çok sever böyle şeyleri. Çocukken ben çok heves ederdim. Benim amcam vardı, babam vardı. Zor şişiyor ama. Buna elektrikli kompresör falan lazım. Evet, ya. Çok yorucu. Burada büyük bir çaba var. Ama otomatik bir şey şart. Bayağı uzun sürdü, bayağı zor oldu. Ama güzelmiş. Tam idealmiş bak bu. Antalya'da. Biraz çocuk için erken pediye oldu ama olsun. Bir 5 sene sonra falan. 4-5 yaşında yapacağım. Chasing a dream that's not real. And you know that I know losing can be part of the deal. I don't know why I give you so much, but I do. You said you couldn't give me your heart. Well, I knew.